Merhaba arkadaşlar bu videomuzda çift PC ile nasıl yayın yapılır bunu öğreneceğiz. Tabi bu videonun ayrıcalığı şu çift PC yayın yaparken Capture Card kullanmayacağız. Yani Capture Card'sız çift bilgisayarla nasıl yayın yapılır bunu anlatacağız. Bu durumu araştırmanız bilininiz varsa bilir. Capture kart fiyatları biraz bütçe sarsan cinsten. Dolayısıyla daha uygun hatta cebinizden hiç para çıkmadan Capture kart ayarında iki bilgisayar kullanarak e, yayın yapmanız mümkün. OBS Studio'nun bir eklentisini kullanacağız. Anlatımım esnasında çok kritik bilgiler vereceğim. Eğer sorunsuz bir şekilde görüntü aktarmak ve performans kaybı olmadan yayın yapmak istiyorsanız mutlaka adımları dikkatlice takip edin. Aksi bir durum söz konusu olursa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. Şimdi isterseniz işlemlere başlayalım. Öncelikle ben eklentiyi indirdim ve kurdum. Video uzamasın diye ama üstün körü size nasıl ne yapacağınızı anlatıp göstereceğim. İndirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi kurdum. Şimdi hemen Google'a giriyorum. Buraya OBS NDI plugin yazıyorum. Siz direkt linkten ulaşabileceksiniz. Ben açıklamadan linki vereceğim. Bu girmiş olduğumuz yerden Şuradaki download'a basıyoruz. Burada aşağı indiğimiz zaman e, zip olarak da indirebilirsiniz, exe olarak da indirebilirsiniz. Hangisini isterseniz ben zip indirdim. Siz de zip indirin. Zip'ten çıkarttıktan sonra karşınıza böyle e, iki tane klasör gelecek. Bu klasörleri ...kopyalayıp CTRL'i e X yardımıyla ya da kesip... ...OBS'in kurulu olduğu ana dizine... ...direkt yapıştırıyorsunuz şu alanda... ...direkt yapıştırıyorsunuz... ...değiştirilmesi gereken dosyalar varsa... ...tümüne evet deyin... ...ama muhtemelen çıkmayacaktır... ...eğer bu eklentiyi daha önce kurmadıysanız... ...her şeyi kurduk sıkıntı yok... ...OBS'imizi direkt çalıştırıyoruz... ...çalıştırdığımız zaman karşınızda... ...NDI ile alakalı... ...şurada olması lazım bir saniye... ...evet şu... ...NDI 4.0 Runtime diye bir hata verirse eğer... E, oradaki linke tıklayarak bir uygulama daha indirmeniz gerekiyor veya direkt bu size vermiş olduğum açıklamadaki linkten de tıklayıp indirebilirsiniz ama hata verirse yapın bunu hata vermezse yapmanıza gerek yok bunu eğer bunun hatasını alıyorsanız program çalışmayacaktır bilginiz olsun OBS açılır ama yapmak istediğimiz işlemleri yapamayız o yüzden sorunsuz bir şekilde yükleyebilmek için bunun hatasını veriyorsa bunu mutlaka yükleyin. Her şeyi yüklediniz farz ediyorum. Programınızı açtınız. NDI Output Settings araçlar sekmesine geldi. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Şu an görmüş olduğunuz gibi OBS'imde benim hareketli bir GIF ekranım var. Şu an ana bilgisayarımdayım. Oyun oynamış olduğum bilgisayarda bu OBS'im açık. Dediğim gibi iki bilgisayarda da OBS Studio olmak zorunda. Şu an kaydı ikinci bilgisayarımdan arıyor. E, alıyorum ama Capture Card aracılığıyla alıyorum. Şu an bahsetmiş olduğum uygulama aracılığıyla almıyorum. Daha sonra ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi araçlara geldim. NDI Output Settings'e bastım. Main Output'a bastım. Tamam dedim. Şu an her şey okey. Şu an burası bu OBS'i ana çıkış modu olarak göstermiş oldum. Bu arada şuradaki alana istediğinizi yazabilirsiniz. Yani buradaki yazılan OBS veya herhangi bir ABC veya işte herhangi bir isim verebilirsiniz. Burada yazmış olduğunuz isim diğer bilgisayarınızın OBS'inde gözükecek. Çok önemli bir şey değil ama hani belli olması açısından istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi diğer bilgisayarıma geçiyorum. Görüntüyü direkt o bilgisayara aktarıyorum. Evet şu an laptopumda yani yayın yapmış olduğum, video kaydı almış olduğum laptopumdayım. Gördüğünüz üzere burada ekran yakalama şu anki mevcut ekranımı gösteriyor. Buradaki video yakalama da Capture Kart'ım. Bu Capture Kart aracılığıyla ana bilgisayarımı gösteriyorum ama bizim bununla işimiz yok. Dolayısıyla sağ tıklıyorum. Bu arada NDI plugin'in aynısını buna da kurmanız gerekiyor. Laptop'ınıza da kurmanız gerekiyor. Sağ tıkladım. Ekle dedim. Buradan NDI Source'u tıklıyorum. Buna isim verebilirsiniz. Bunlar tamamen kişisel. Tamam dedim. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın parantez içinde OBS o bahsettiğim alan. Şu an bu bilgisayarınızdaki OBS'i burada görüyorsunuz. Burada asıl önemli olan nokta şu. Bilgisayarlarınız aynı ağda olmak zorunda. Wi-Fi'de veya Ethernet ile bağlı olmak zorunda. Wi-Fi'de de çalışır fakat kablolu çok daha ve iyi verim alırsınız bilginiz olsun. Buradan OBS'i seçtim. Tamam dedim ve gördüğünüz gibi şu an ana bilgisayarımdaki görüntü geldi. Bakın şimdi bunun kıyaslamasını yapalım. Şu an burası e, NDI plugin ile A bağlantısı üzerinden görüntüyü alıyor. Şu da Capture kartım ile şöyle küçülteyim bunu da. Sağdaki de Capture kart ile. Bu alttaki laptopumun masaüstü. Şöyle bu hatta bu çok karışıklık yapmasın. Direkt ben onu kapatayım. Gördüğünüz gibi sağdaki Capture kartım. Soldaki de A bağlantısıyla yapmış olduğumuz bağlantı. NDI plugin ile Capture kartı olmadan görüntüyü bu şekilde aktarabiliyoruz. Bunun bize avantajı nedir peki? Yani ikinci bilgisayarı Capture Cards'ı kullanırsak bize nasıl bir avantajı olur? Buna da ufak bir bilgi verelim. Şimdi şöyle şu an hatta şöyle göstereyim size. Şunları bir kapatalım. Şöyle bunu biraz daha büyüteceğim. Şu aşağısının gözükmesi açısından. Gördüğünüz gibi aşağıdaki CPU kullanımı %26 civarında. Bu şu anda ekranda herhangi bir içerik olmamasına rağmen. Yayın veya video kaydında sahnelerinizdeki herhangi eklentiler olabilir. İşte eklemiş olduğunuz alert box'lar yayın esnasındaki işte tarayıcı eklentileri falan bunlar ekstra işlem yükü olduğundan dolayı CPU kullanımı daha da artacaktır. Yük bindiği zaman tek bilgisayarla yayın yaptığınız zaman oyunlarınızda veya yapmış olduğunuz artık yayın esnasında herhangi bir aktivitede performans kaybı yaşayacaksınız muhtemelen. Şimdi bir de diğer bilgisayarımızdaki OBS'in kullanımına bakalım. Şöyle büyütürsem Gördüğünüz gibi 0.9. Şu an 0.9 kullanıyor. Burada kullanacağınız çok fazla şey yok zaten. Buraya gelip sadece oyun yakalamayı alıp oyun yakalamaya kısa yol atayabilirsiniz. Bu OBS'i sadece oyun yakalama için kullanabilirsiniz. Veya ikinci bilgisayardan alert box'larınızı duyamıyorsanız buna da alert box'larınızı ekleyebilirsiniz. Herhangi bir tarayıcı ekleyerek. Bütün ağır yüklerinizi diğer bilgisayarınıza aktarırsınız. Bu OBS'i sadece oyun yakalama için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok ufak bir değerde CPU kullanıyor. Şimdi diğer bir önemli noktaya gelecek olursak, ayarlara girdiğimiz zaman şurayı bir düzeltelim hemen. Evet, düzelttim. Burada videoyu şu anda düzenleme yapamıyorum. NDI açık olduğu için bu arada bunu açtığınız sürece onu düzenleyemezseniz Bilginiz olsun. Videoyu burada 1920x1080 çıkışı 1920x1080 yine 60 FPS uygula diyoruz. Çıkışa geliyoruz. Gelişmişten kayıpsız olarak verirseniz daha iyi ama çok fazla yük binmemesi açısından buraya 25.000 bitrate yapıyorsunuz. Burada herhangi bir internetinizi kullanma söz konusu değil zaten. Tamamıyla ağ bağlantısı üzerinden sadece bu bilgisayarınızdan diğer bilgisayara OBS'e görüntü aktarıyor. Bu sizin internetinizi kullanmanıza engel değil. Diğer bir husus ise ben bunu ilk yaptığım zamanlarda yaşamış olduğum bir problemden bahsedeyim. Masa üstünde kullanırken herhangi bir sıkıntı yok görüntüyü kusursuz bir şekilde aktarıyor. Oyuna girdiğim zaman oyun yakalamayı aktif ettiğim zaman 5 saniye 6 saniye sonra oyun donuyor. Oyun donmuyor daha doğrusu. Ee, yayına giden görüntü donuyordu. OBS'ten kontrol sağladığım zaman OBS'te de görüntünün donduğunu fark ettim. Bütün kaynakları aradım, yabancı forumlara falan araştırdım, bir türlü çözümünü bulamadım. En sonunda kendi çözümümü kendim buldum. Şayet görüntüyü aktardıktan sonra masaüstünüzde problem yok, masa üstündeki görüntüyü kusursuz olarak aktarabiliyorsunuz fakat oyundayken donma ya da FPS drop gibi sorunlar yaşıyorsanız ana bilgisayarınızdaki görüntüyü diğer bilgisayara dona kasa aktarıyorsa sebebi şudur. A bağdaştırıcılarımıza giriyoruz. Yan monitöründen çekiyorum. Ethernet'e girdiğim zaman burada 1 gigabit bölü saniye olması gerekiyor. Bazı Ethernet kabloları 100 megabite kadar desteklediği için ve görüntünün işlenmesi ve boyutu yüksek olduğundan dolayı 100 megabit olduğu zaman diğer bilgisayara aktarırken görüntüde donmalar hatta direkt kilitlenmeler oluyor yani hiçbir şekilde akış gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ethernet kablonuzun orijinal olmasına dikkat edin. Hatta size şöyle iki tane örnek göstereceğim. Evet bu görsellerde görmüş olduğunuz ikisi de ethernet kablosu. Fakat birisi 4 pin, birisi 8 pin. İki kabloyla da internete sorunsuz bir şekilde girebilirsiniz. Fakat bu görmüş olduğunuz 4 pinliden sadece 100 megabite kadar 100 mega, saniyede 100 megabit aktarım gerçekleşiyor. Bundan ise saniyede 1 gigabitlik aktarım gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla görüntünün A bağlantısı aracılığıyla iletilmesi sebebiyle görüntüde donmalar meydana gelebiliyor. O yüzden 1 Gigabit saniyede gönderim yapabilmesi lazım. Bu Ethernet kablosuna sahip olmanız lazım. Eğer bağlantıyı Wi-Fi aracılığıyla kullanıyorsanız bu tavsiye ettiğim bir şey değildir. Mutlaka kabloyla kullanmanız daha sağlıklı olur ama Wi-Fi ile de kullanabilirsiniz. Wi-Fi kartınızın 802.11n olması gerekiyor. O da 540 megabit civarında aktarım hızına sahip olduğundan dolayı onda da çok nadir problem yaşayabilirsiniz. Aslında yaşamazsınız ama ihtimali var. Eğer 802.11g ise %90 Problem yaşayacaksınız çünkü aktarımızı normal kabloya göre yarı yarıya neredeyse 54 megabit'e kadar aktarımızı var. Yani özetle ya 500 N olarak kullanacaksınız ya CAT 6 kablo 8 pin olarak kullanacaksınız sorunsuz bir şekilde görüntüyü aktarabilmeniz için. Evet çift PC Capture Card olmadan görüntüyü bu şekilde aktarabiliyorsunuz. Capture Card görüntüyü nasıl aktarırım? Capture Card ile çift PC nasıl yayın yaparım diyorsanız bunun da daha önce videosunu çekmiştim. Yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. OBS ile alakalı yayın nasıl yaparım? En iyi OBS ayarları nasıl olmalı şeklinde bir videom daha var. Onu da yine kartlardan bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydası olmuştur. Destek için kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.